Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Newton yayınları adım adım 7. sınıf matematik kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Tam sayılarla çarpma, bölme işlemi test 6'dayız arkadaşlar. Birinci sorumuz ile dersimize başlayalım. Şeklindeki işlem tanımlanıyor. Buna göre İfadelerinden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. A işlem B. Bakın bize ne demiş? A büyüktür B ise A bölü B yapacağız. A küçüktür B ise A çarpı B yapacağız arkadaşlar. Birinci öncülüme bakıyorum. Birinci öncülümdeki A değerim arkadaşlar 3 oluyor. B değerim 6 oluyor. A küçüktür B olduğu için bunlar çarpılacak 18 olarak gelecek. Buraya geldim. Buradaki A değerim 10. Buradaki B değerim 2. Bakın 10 büyüktür 2 olduğu için A büyüktür 2 oldu. 10'u 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 5. Geliyorum. 5 yazıyorum. 5 işlem diyorum. İşlemimiz bu şekilde olsun. 7. Buradaki yeni A değerim arkadaşlar 5 oldu. B değerim 7 oldu. Bakın A küçüktür. B olduğu için arkadaşlar bunlar çarpılacak. Ve burası 35 olarak geliyor. Burası da doğru. Buraya geldim. Buradaki A 1 B 4. Burası küçük olduğu için bunlar çarpılacak. 4 olarak gelecek. Buraya geldim. Buradaki A 12 B 4. Burası büyük olduğu için bunlar bölünüyor. 12'yi 4'e böldüğüm zaman 3 oldu. Bakın bir yerden 4 geldi, bir yerden 3 geldi. Yani benim A değerim 4, B değerim 3. A B'den büyükse bölüyorduk arkadaşlar. 4'ü 3'e bölüyorum ama tam sayı çıkmıyor. Burada 12 demiş yanlış. Doğru olan 1 ve 2. Verilen eşitliklere göre hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyorum. Birinci eşitliğe. Eksi 55 çarpı artı 12 eşittir. Üçgen çarpı eksi 55 demiş arkadaşlar. Bakın burada yer değiştirme özelliği kullanılmış. Buradan benim üçgen değerim arkadaşlar artı 12 olarak geliyor. Birinci eşitlikte çarpma işleminin değişme özelliği kullanılmıştır demiş. Doğru. İkinci eşitlikte bakın buradaki eksi 17'yi ben içeriye dağıtmışım. Eksi 17 çarpı eksi 5 artı eksi 17 çarpı artı 3 oluyor. Buraya geldiğimde ikinci eşitlikte çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğinin kullanıldığını gördük. Buradan benim kare değerim eksi 5 yıldız değerim ise artı 3 olarak geldi. C şıkkında eşitlikte yerine yazıyorum artı 12 çarpı eksi 5 artı ile eksi'nin çarpımı eksi 12 ile 5'in çarpımı 60 ve de burası eksi 60 olarak gelir ama bakın burada artı 60 dediği için yanlıştır. D şıkkında geliyorum arkadaşlar yerine yazıyorum üçgenim artı 12 çarpı karem eksi 5 bölüm buraya geldim bu da artı 3 İlk önce bu ikisini çarptım. Eksi 60 bölü artı 3 eksi artıya böldüm eksi 60'ı 3'e böldüm 20 ve de burası eksi 20 oldu D şıkkımda doğrudur yanlış olan cevabım C şıkkımda oldu A, B ve C tam sayılar olmak üzere bakın burada bize eşitsizlikler vermiş A, B ve C, A, B ve C'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerde hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce bakın 3. eşitliğe bakmanızı istiyorum. A bölü B arkadaşlar pozitifmiş. Pozitif olabilmesi için arkadaşlar şuraya bir yazalım. Artının artıya bölümü artıdır. Eksinin eksiye bölümü artıdır. Ama arkadaşlar bakın artının eksiye bölümü eksidir. Eksinin artıya bölümü eksidir. Çarpmaya gelelim. Artıyla artının çarpımı artı. Artıyla eksinin çarpımı pardon e, şuraya eksiyle eksi diyelim. Eksi ile eksinin çarpımı da artıdır. Ama arkadaşlar artı ile eksinin çarpımı eksi, eksi ile artının çarpımı eksidir. Şimdi üçüncüye geldim de bakın A bölü B pozitif ise ikisi de arkadaşlar aynı işarete sahiptir. Yani ikisi ya artı artı olacak ya da eksi eksi olacak. İlk önce onlara bakalım şıklardan A B ya artı artı olacak ya da eksi eksi olacak. Bakıyorum burası eksi artı olamaz artı eksi olamaz artı eksi olamaz. Bakın sadece D şıkkımı kaldı. D'yi işaretledim bir de kontrol edelim. A eksi B eksi burası arkadaşlar pozitif olur. Buraya geldim. A çarpı B çarpı C. Eksi çarpı eksi çarpı eksi. Çarpı eksi ile eksinin çarpımı arkadaşlar artı yapar. Artı ile eksiyi çarptım. Burası eksi yaptı. Eksi sıfırdan küçüktür. Burası doğru oldu. Dolayısıyla hepsi negatiftir diyorum. Yukarıdaki çiçeğin sarı yapraklarında yazan sayıların çarpımı kırmızı yapraklarında yazan sayıların toplamına bölündüğünde bulunan sonuç kaçtır? Arkadaşlar sarı yapraklarında yazan sayıları çarpalım. Bakın burada eksi 5 var. Burada artı 2 var. Burada eksi 3 var. Eksi 5 ile artı 2'yi çarptım. Eksi 10 çarpı eksi 3 Burası artı 30 yaptı. Kırmızı, ya kırmızı yapraklarına yazan sayıları topluyorum. Eksi 4 artı 1 ve de 0. Burası da eksi 3 olarak geldi. Artı 30'un eksi 3'e bölümü. Artı eksiye böldüm. Eksi 30'u 3'e böldüm. 10 ve de burası eksi 10 oldu. Yukarıda verilen sembollere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. 3 basamaklı en küçük pozitif tam sayı 100'dür. 2 basamaklı en küçük tam sayı eksi 99'dur. En büyük negatif tam sayı arkadaşlar eksi 1'dir. 2 basamaklı en büyük negatif tam sayı ise eksi 10'dur. Gelelim yerine yazalım. A şıkkında yerine yazıyorum kare değerim 100 bölü daire değerim eksi 10 artı eksiye böldüm eksi 10'u pardon 100'ü 10'a böldüm 10 burası eksi 10 oldu doğru kare eksi üçgen kare değerim 100 eksi üçgen değerim eksi 99 Burası nasıl olacaktı? Birinciyi aynen yaz. ikincinin işaretini ters çevir. Aradaki çıkarmayı toplamaya çevir ve de burası 199 olur. Burası yanlış oldu. Yıldız eksi 1 çarpı daire eksi 10. Bu ikisinin çarpımı artı 10 yapar. Doğru. Bakın kare ile yıldızı çarpacağım. Kare değerim 100. Yıldızım arkadaşlar eksi 1 bölü. Ardından da daireye bölüyorum. Yani eksi 10'a. En soldan başlayıp sağa doğru gideceğim. 100 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 100 bölü eksi 10. Eksi eksiye böldüm. Artı 100'ü 10'a böldüm. 10 yaptığı burası da doğru. Yanlış olan B şıkkımızda. Yukarıda verilen şemada işlemler oklar takip edilerek yapıldığında soru işareti yerine gelmesi gereken sayı. Arkadaşlar ilk önce eksi 5 ile 3'ü çarpıyorum. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 5 ile 3'ü çarptım. 15 yani burası eksi 15. Eksi 15 arkadaşlar şimdi 35'e ekliyorum. Ve de burası artı 20 oldu. 20'yi arkadaşlar 2'ye bölüyorum. Ve de burası 10 olur. 10 ile arkadaşlar eksi 6'yı çarpacağım. Artı ile eksiği çarptım. Eksi 10 ile 6'yı çarptım. 60 burası eksi 60 oldu. Eksi 60'ı da geliyorum. Eksi 5'e böleceğim. Eksiyi eksiye böldüm arkadaşlar. Artı 60'ı 5'e böldüm. 12. Burası artı 12 olarak geldi. bir tam sayıya eşit olduğuna göre x yerine gelebilecek tam sayıların toplamı. Arkadaşlar 15'in çarpanlarını bulalım. 15'in çarpanları 1, 3, 5, 15. Yani 15 bölü x eksi 2. Benim payda kısmımda 1, 3, 5, 15 değerlerinden birisi olacak. Diyorum ki İlk önce 1 olabilmesi için x eksi 2 eşittir 1 diyorum. Buradan benim x değerim 3 olarak geliyor. Peki x eksi 2'nin 3'e eşit olabilmesi için x değerim 5 olarak gelir. x eksi 2 5 olabilmesi için benim buradan x değerim 7 olarak gelir. Devam ediyorum x eksi 2 değerim 15 olabilmesi için benim buradan x değerim 17 olarak gelir. Şimdi arkadaşlar bu 4 değeri topluyorum. 3 artı 5 artı 7 artı 17. 3 ile 5'i topladım 8. 7 ile 17'yi topladım 24. Ve de buranın toplamı bana 32 olarak geldi. Yukarıda verilen yıldızların kollarında yazan sayıların çarpımı yıldızların ortasına yazılmıştır. B eksi A. İlk önce ben A'yı bulacağım. Eksi 3 çarpı artı 5 çarpı eksi 1 çarpı artı 2 çarpı eksi 4. Arkadaşlar ilk önce şu ikişerli ikişerli çarpalım bir bu ikisine ve bu ikisine bakmak istiyorum. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 3 ile 5'i çarptım. 15 çarpı. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 1 ile 2'yi çarptım. 2 çarpı eksi 4. Şimdi sıradan devam edelim. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 15 ile 2'yi çarptım. 30 çarpı eksi 4. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi 30 ile 4'ü çarptım. 120. Yani benim A değerim 120. Şimdi B'ye geliyorum. Eksi 5 çarpı artı 1 çarpı artı 3 çarpı bakın B demiş B'yi biz az önce eksi 120 olarak bulmuştuk Çarpım eksi 1 diyorum. Burası arkadaşlar neye eşitmiş? Hmm. Çarpım B çarpı eksi 1. Burası neye eşitmiş? Artı 90'a. İlk önce çarpalım. Bakın. Bu ikisine bakmanızı istiyorum. Eksi 5 ile artı 1'in çarpımı. Eksi 5 çarpı. Şimdi buradaki artı 3 ile eksi 1'i çarpmanızı istiyorum. Burası da eksi 3 çarpı b olur. Eşitmiş artı 90. Eksi ile eksi çarptım arkadaşlar. Artı yapar. Yazalım. 5 ile arkadaşlar 3'ü çarptım. 15 yaptım. Onu da yazıyorum. Çarpı B eşitmiş 90. B'yi bulabilmek için arkadaşlar 90'ı 15'e bölüyorum. Ve de burası 6 olarak geliyor. Yani benim B değerim de 6 oldu. B eksi A demiş. Yani burası 6 eksi. Eksi 120 olur. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Aradaki çıkarmayı toplamaya çevir. Ve de burası 126 olarak gelir. Matematik öğretmeni Halim, öğrencisi İlhan'dan mutlak değer içerisindeki eksi 8'i artı 2'ye bölmesini istiyor. Şimdi mutlak değer içerisindeki eksi 8 artı 8 olarak çıkar. Artı 8 arkadaşlar ilk önce 2'ye bölsün artı 4. İlhan mutlak değer konusunu tam anlamadığı için mutlak değer içerisindeki sayıyı eksi 8 olarak dışarıya çıkarıp o şekilde işlem yapıyormuş. Yani arkadaşlar İlhan direkt eksi 8'i 2'ye bölüyor ve burası eksi 4 olarak geliyor. Buna göre İlhan'ın bulduğu sonuç ile gerçek sonuç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar aralarındaki farka bakıyorum. Bulması gereken sonuç artı 4'tü ama İlhan eksi 4'ü buldu. Birinciyi aynen yaz. ikincinin işaretini ters çevir. Topla. Ve de arkadaşlar 8 eksik olduğunu buldum. Yukarıda verilen çarpma ve bölme işlem tablolarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. İlk önce A'yı bulalım. A arkadaşlar eksi 3 ile eksi 4'ün çarpımıdır eksiyle eksiyi çarptım artı 3 ile 4'ü çarptım 12 b'yi buluyorum şimdi b artı 1 ile artı 5'in çarpımıdır artı ile artıyı çarptım artı 1 ile 5'i çarptım 5 şimdi c'ye geldim c arkadaşlar artı 16'yı eksi 4'e bölerek bulunur Artı eksiye böldüm eksi 16'yı 4'e böldüm 4 d'ye geldim D eksi 32'yi artı 1'e bölerek bulabilirim. Eksi artıya böldüm eksi. 32'yi 1'e böldüm. 32. Bakın arkadaşlar. A, B, C, D değerlerini bulduk. Şimdi A şıkkına geliyorum. A çarpı B. 12 çarpı 5. Eksi C demiş. C değerim eksi 4. 12 ile 5'i çarptım. 60 eksi eksi 4. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Ördeki çıkarmayı toplamaya çevir. Ve de burası 64 olarak gelir. Burası doğrudur. B'ye geldim. D bölü C demiş. D değerim eksi 32 bölü C değerim eksi 4. Eksi eksiye böldüm. Artı 32'yi 4'e böldüm. 8 burası da doğru. C'ye geldim. B çarpı D. B değerim 5. D değerim eksi 32. Devam ediyorum arkadaşlar. Artı A yani artı 12. İlk önce ben artıyla eksiği çarpıyorum. Artı ile eksiği çarptığım zaman eksi yapar. 5 ile 32'yi çarptım. 160. Yani burası eksi 160 oldu. Artı 12 dedim. Burası bana eksi 148 olarak geldi. Burası da doğru. Son olarak D şıkkıma bakıyorum. A 12 artı. D eksi 32 bölü C yani eksi 4. 12 artı bölmeyi yapıyorum. Eksi eksiye böldüm artı. 32'yi 4'e böldüm 8. Ve de burası bana 20 olarak gelir ama 5'leri için yanlıştır. x ve y tam sayı olmak üzere buna göre aşağıdakilerden hangisi x çarpı y işleminin sonucu olamaz? Arkadaşlar bakın x artı 12 çarpı y eksi 5 17 imiş. Şimdi ben diyorum ki 17 nasıl bir sayı? 17 asal bir sayı. Şöyle bir yazalım. Benim 17'm asal bir sayı ise arkadaşlar. Bakın 17'nin çarpanları nedir arkadaşlar? 1 ve de 17'dir. Yani ben ilk önce x'e 17 diyeceğim. Yani bu tarafa 17 diyeceğim. Bu tarafa 1 diyeceğim. x artı 2'nin 17 olabilmesi için arkadaşlar x'in 5 olması gerekiyor. y eksi 5'in arkadaşlar 1 olabilmesi için y'nin 6 olması gerekiyor. x çarpı y buradan 30 olarak gelir. Peki arkadaşlar bu defa tam tersi olsun. x artı 12'nin benim 1 olsun. y eksi 5'in benim 12, 17 olsun. X artı 12'nin 1 olabilmesi için X'in eksi 11 değerini alması lazım. Y eksi 5'in 17 olabilmesi için Y'nin de 22 değerinin alınması lazım. Ne yapıyorum arkadaşlar? 11 ile 22 daha doğrusu eksi 11 ile 22'yi çarpıyorum. Ve de burası eksi 242 olarak geliyor. Bir de arkadaşlar şuraya yazalım x artı 12 çarpı y eksi 5 eşittir 17. Bir de dikkat ederseniz eksi 17 çarpı eksi 1 ve de tam tersi değerleri var. Buranın eksi 17 olabilmesi için x'in eksi 29 olabilmesi lazım. y'nin de 4 olabilmesi lazım. Ben arkadaşlar eksi 29 ile 4 değerlerini çarptığımda cevabımı eksi 116 olarak bulacağım. Bir de tam tersini alıyorum. Yani buranın eksi 1, buranın eksi 17 de olduğu değer alıyorum. Burasının eksi 1 olabilmesi için x değerim eksi 13. Buranın eksi 17 olabilmesi için y değerim ise eksi 12 olması gerekiyor dedim. Arkadaşlar ilk önce eksi ile eksiyi çarptım artı. 13 ile 12'yi çarptım. Burası 156 oldu. Bakın A değerim var, B değerim var, D değerim var ama C değerim olamaz dedim. Yukarıda A ve B tam sayılarının bulunduğu aralıklar veriliyor. A bölü B işleminin en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar en büyüğünü bulabilmek için aynı işaretli olması gerekiyor. Çünkü bakın A bölü B. Bölme işleminde Artının artıya bölümü artıydı. Eksinin eksiye bölümü artıydı. Ama artının eksiye bölümü eksi. Eksinin artıya bölümü ise eksiydi. Ben en büyük değeri bulabilmek için pozitif bulmam lazım. Yani ikisi de aynı işaretli olacak. Bakıyorum şimdi. Eğer ikisi de pozitif olsam, A'nın pozitif olarak alabileceği çok fazla bir değer yok. Neler var? 1, 2, 3, 4. En büyük değeri elde etmek için bunlar yeterli değil diyorum. Ama bakın negatif tarafta daha fazla değeri var. Dolayısıyla diyorum ki A alabileceği en büyük negatif değeri alsın. Bu da eksi 12'dir. Yani benim A değerim eksi 12 olsun. B'ye geldim arkadaşlar. En büyük değeri bulabilmek için B'yi de negatif bulacağım. Bakın B zaten negatif olarak eksi 1 ve eksi 2 değerlerini alıyor. Eğer benim B Bakın burada deneyelim. Eksi 12'yi eksi 1'e böldüm. Artı 12. Eksi 12'yi eksi 2'ye böldüm. Artı 6. Bunların hangisi daha büyük oldu? Tabii ki de artı 12. Yani benim B değerim de eksi 1'miş. Buradan cevabım artı 12 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar en küçük değere geliyorum. En küçük değeri bulabilmek için benim A değerim yine eksi 12. Bölüyor. Bu defa b değerim arkadaşlar pozitif olacak. Peki benim b değerim pozitifte ne olabilir? Birden başlıyor, 2, 3, 4 diye devam ediyor. Buradan 12'yi de alabilir. Bakın, ben b değerime verebileceğim en küçük değeri veriyorum. Bu da 1'dir. Burası da eksi 12 oldu. Yani. A bölü B en fazla artı 12 en az eksi 12'dir dedim. B şıkkını işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.